izleyenler, fuar turumuzda şimdiki durağımızsa İSKO. Plastik yanımızda yönetim kurulu başkanı Kayhan Öçal var. Şimdi İSKO Plastik aslında yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yine çok güzel çalışmalar imza atan firmalarımızdan biri. Yeni ürünler var, yeni çalışmalar var. Bu süreçte bu başarıyı yakalamak nasıl sağlandı, bu başarı aslında, onu da öğreneceğiz. Dolayısıyla ben vakit kaybetmeden Kayhan Bey'e dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar dileyerek başlayalım. Şimdi yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor İSKO Plastik. Şimdi bu yolculuktan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Faaliyet alanlarınız nelerdir? Neler yapar İSKO Plastik? İSKO Plastik 30 yıl önce tekstil sanayi için elbise askısı üretiyor idi. Ne oldu? Tekstilde artık elbiseler paketlerden çıkıp askılara yöneldi. Dolayısıyla öyle bir talep oluştu. Ve o zaman elbise askısıyla başladık biz bu işe. Orada da yine yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız oldu. Sonra tabii ki bütün dünyadaki global ısınmanın sonucu sulama çok önem arz etmeye başladı. Türkiye'de tabii böyle su zengini bir ülke değil. Dolayısıyla bizim çiftçimiz de bu işe, bu teknolojiye girmesi gerektiği ortaya çıktı. Oradan başladık. Ne zaman? 1997-98 yıllarında başladık sulamaya. İşte bugüne kadar geldik. Yavaş yavaş teknolojiyi geliştirerek. Türkiye'de ilk defa ince etli boru üretimini biz gerçekleştirdik yerli olarak. İplere de imza atmış bir firma. Evet, evet, evet. Yani ithal ediliyordu. İnce etli, 0-15 milimetre et kalınlığındaki boruyu ilk defa biz ürettik Türkiye'de. Sonra tabii yaygınlaşmaya başladı. Şimdi de yine basınç ayarlı damlama sulamayı da yine Türkiye'de ilk defa biz ürettik. Öncü mark firmalarımızdan, yani onu söyleyebiliriz. Evet, yani öyle bir şeyimiz var, öyle bir misyonumuz var. Mesela bizim daha değişik bir ürettiğimiz bir ürün daha var. Bakın şu karşıda teyp tipi bir ürün var. TPD diye bizim tabir ettiğimiz. Nedir? Ne işe yarar bu ürün? O da yine damlama borusu. Değişik tipli bir damlama borusu. Mesela onun tek üreticisi biziz yani şu anda. Tabii Türkiye'de kullanılmıyor ama maalesef ilklerde biz önde gitmeye çalışıyoruz bu konularda. Tabii yeni projeler de var. Çünkü teknolojinizi geliştirmezseniz, yürütmezseniz firma geri kalıyor. Bu periyot tabii ki komünikasyonun hızlanmasıyla birlikte ne oldu? Çok hızlandı. Yani yeni yaptığınız bir şey 6 ay, 7 ay sürüyor, devam ediliyor. Sürekli güncellenmek gerekiyor. Tabii. Her şeyi güncellemeniz gerekiyor. Sadece ürün değil, prosesinizi de güncellemeniz lazım. Hızlarınızı arttırmanız lazım. Daha kolay, daha basit, daha ucuz üretmeniz gerekiyor. Böyle bir savaş yani bu kendi içerisinde. Yani bir firma bir ürüne sürekli olarak her sene aynı şeyi elde etmesi mümkün değil. O zaman zaten 30 yıllık, 50 yıllık firma olunamıyor maalesef. Evet, evet. Evet, tabii çok zor bir şey tabii. Bu da kolay bir şey değil. Ya öbür taraftan tabii ki Türkiye'deki tarım zor bir evrede, zor bir yapıda. Tarımda finansman problemleri çok fazla. Burada görmüş olduğunuz arkadaşların hepsi Türkiye'deki tarımın sulama sektöründeki bölümün %80'ini %90'ını üretiyorlar buradaki arkadaşlarımız, bu fuara katılanlar. Ve bunun finansman yükünü işte buradaki üreticiler ve etrafındaki bayilerle birlikte böyle bir hizmet de veriliyor yani. Sadece ekipman anlamında değil, finansman riski ve bunun finanse edilmesi konusunda da buradaki arkadaşlarımızın hepimiz bayağı bir yükün altındayız. Şartların daha da iyileştirilebilmesi ya da destek olması açısından siz firmalar olarak ne bekliyorsunuz? Neler olması gerekiyor? Şimdi olması gereken şu var. Bir kere öncelikle bu konuda yapılacak yatırımların ve bu konuda verilecek teşviklerin buradaki firmaların temsilcileriyle oturup bir görüşülmesi lazım. Bu sistemin tekrar bir dizayn edilmesi gerekiyor. Hakikaten sistem çok atıl kaldı.
Yani yapılan devlet destekleri, yapılan yatırımlar zaman zaman değil, çoğu zaman yerini bulmayabiliyor. Harcanan paralar yanlış yerlere gidebiliyor. Dolayısıyla bunların tekrar bir gözden geçirilip yeni bir sistemle bu yapıyı geliştirmek lazım. Bütün yük bizim sırtımızda kalıyor. Devletin de tarıma hakikaten bir el atması lazım. Çok teşekkür ediyoruz Kayhan Bey verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim.